Sor. Görüşürüz Şaki abi. Bu sen şnorkelle nefes alındığını iddia etmişsin. Orada o da paylaşmış. Delimine de paylaşmış. Ne oldu bir anlat ya, bu dramayı kaçırdık çünkü. Yayın açmadım ya, orospuluk yapamadım o 2 gün boyunca. Ya Çağrı. Ya Çağrı ne oldu biliyor musun? Anlatayım. Ne Şimdi ben oldu? bir tane video izliyordum. Böyle buzun altına dalıyordu, tamam mı? Delimini. Tamam. Ondan sonra dedi ki videoda da bazı takipçilerimiz bilmiyor. Şnorkeli anlatayım dedi. Tam o ara ben dedim ki şnorkelle nefes alınıyor işte dedim. Suyun yüzeyinde bu arada. Neyse. Ondan sonra tam ben onu derken de tam ben onu dediğim anda Delimine de diyor ki bazı kafası çalışmayan Twitch angel'ları bundan nefes alındığını falan söylemiş diyor. Ben de güldüm, aha timing'e bak falan diye. Komik ya, öyle güldüm geçtim yani. E Hani sizin tamam. de Duru'yla Olsun olmuştu neyse. ya timinginiz, aklıma o geldi güldüm. Sonra Tamam. işte sonra dedim ki ama dur dedim yayında devam ederken bunu dedim ki nefes alınır derken dedim suyun dibinde nefes almıyorsun zaten. Mesela denizin dibini izlerken gitmek istiyorsun, kafanı suya daldırmışsın, şnorkelin ucu dışarıda, öyle nefes alabilirsin o anlamda dedim canım diye yayının devamında söyledim. Bak Neyse Onurcan İpnesi geldi. sonra. Sus 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 Onurcan. Susun, yorum yapmayın, yorum yapmayın, susun. Evet, hoş geldin Onurcan. Ne haber lan? Amına koyayım, burada bir şey konuşamaz olduk ya. Nerede Şaka lan şaka. dramamız bu konuda? Şaka şaka, sıkıntı Kulağı da yok. oluyor direkt. Biz konuşacaklarımızı söyleriz. Korkmayız kimseden amına koyayım. Evet, anlat bakalım Nesrin. Oha, Sonra öyle de deme ertesi... Nesrin, öyle deme. Ya canım. Tamam, anlat. Tamam, sonra ertesi gün oldu. Bir baktım Instagram'a Ertesi gün oldu. girmiştim Yattık, Mora. uyuduk, uyandık. Ertesi gün oldu. Evet, ertesi gün Oy oldu. sapla. Yandım. Oy. Ne Bir diyor? uyandım. Marka değeri Benim zedelenirse kaldırayım diğer şarjım. yerleri WhatsApp'tan yaz reddetmişler. sen. Sonra bir Kardeşim, bize baktım başka kaldı. markalarla karıştırma Pardon. bizi. Efendim? Bizim Oy. markamızın değeri zedelenmez. Evet. Neyse ertesi gün oldu. Bir baktım Çağrı post atılmış, story atılmış, TikTok'a videosu yüklenmiş. Her yerde sapla yazıyor. Altta yorumlar var. O Oha, var, bu var. oy. Sonra mesela Deliminen post attı ya. Postun altına mesela yorum yazıyorlar ya, benle Yağmur dalga tweet bile atmış. geçiyorlar. Yağmur tweet bile atmış. O kadar değil. En O büyük kadar darbe ilerledin olurdu işte. mi? Neyse sonra alttaki yorumların SS alınıp tekrar story atılmış, dalga geçilmiş falan. Ben de dedim ki aa ne oluyor? Ben haksız değilim ki aslında düşününce Çağrı, öyle değil mi? Bir dakika Şnorkelle düşüneyim. nefes almaz mısın Çağrı ya? Evet Nesin. Düşünüyorum bir dakika. Dibinde değil herhalde. Onu benim de kafam çalışıyor. Düşündün mü? Haksız değilsin. Düşündün mü, haksız değilsin? Bu Çağrı şnorkelle ne, bu çok mu chatten birisi yazmış. düşünmeli? Pipet mi bu, ama su mu içiliyor şu denizin ortasında? Ne yapılıyor? Tabii ki Ha, denizin aynen. yüzeyinde giderken, hani böyle yüzeyde giderken Kafanı dışarı çıkar. kaldırmışsındır Buradan hafif. nefes alırsın yani. Olay bu. Ama oradaki mevzu farklı işte Nesrinko. O. Galiba oradaki olay Ama farklı. Dalışta nefes alınmıyor ya. Herhalde hayır, ama ben bak, zaten ben sana dalışta sorunu nefes alınıyor söyleyeyim mi? demedim ki. Bak şimdi ben sana sorunu söyleyeyim mi? Şimdi YouTube'da aptal bir kitle var, tamam mı? Çok gerizekalı bir kitle var YouTube'da. Bu bir gerçek. Estağfurullah. Gerizekalı olmalarının sebebi de şu. Yani onlara hani gerizekalılar diye Oy. söylemiyorum. Şu yüzden söylüyorum. Yani yaşı küçük takipçiye hitap eden kanalların kitleleri de biraz aptal oluyor yani. Şimdi yalan yok. Çünkü IQ seviyeleri düşük oluyor. Saplamıyorum oğlum, bir dakika dinle ya, saplamıyorum. Şimdi bu kitleye içerik ürettiğin zaman mecburen bunu böyle tane tane anlatman gerekiyor. Gerizekalı kitle de şöyle demiş olabilir daha öncesinde. Belki bu tepki üst üste gelmesinin sebebi budur yani. Ya abi sen dalıyorsun ama o borudan da nefesin, onun içinde bir şey var. Oksijen veriyor sana falan filan. Şimdi o IQ'su düşük kitleyi onu kanıtlamaya çalışırken sen de üstüne bunu anlattığın zaman bakın işte gerizekalılar da bak ne anlatıyor falan olmuştur herhalde diyorum ben. Yoksa onun Tamam altında, da. yani suyun altında sen onunla nefes alınmadığını bilmeyecek Ya. kadar bir kız değilsin yani benim gördüğüm. Tabii Çağrı. Ben bence dalışa da gittim. Onu herkes bilir Yazın dünyadaki dalışa zaten. gittin Nesin mesela, Hayır, ben dalamamıştın. dalışa da gittim. Hayır, Arkadaşlar bak yakamam bile şimdi. kılıfımı. Şimdi şöyle bir Yakamam şey ya. var. Altı Allah'ıma çok çok iyi. şükür hepiniz fırlamazsınız. Hepiniz böyle cin gibisiniz amına koyayım. Size karşı götümüzü dönmeye gelmez yani. Ben söyleyeyim, ben bu kitleye arkamı dönemem yani.
Döndüğüm anda pat, bam bam bam. Bam bam bam. Ben şimdi böyle bir kitleye yayın yapmaktan dolayı mutluyum. Çünkü ben A demeden adam diyor ki Ankara diyor yani. Lep demeden Çorum'un nüfusunu söyleyebiliyor yani şimdi buradaki adam. Şimdi buraya yayın yaptığın zaman tabii ki birçok şey anlatmana gerek kalmıyor. Ama şimdi YouTube kafasıyla düşündüğün zaman yani işte hadi Türk bayrağı rekoru kırıyoruz bilmem ne yapıyoruz anladın mı? Şimdi bunları yaptırdığın kitleye dönüp baktığın zaman bunu açıklamak zorundasın yani ister istemez. Onda da bir suç yok yani. O da oradan bulmuş abi. Laps kapağı koymuş yani nesi şimdi yalan yok. Açıkçası dışarıdan bakınca komik de olmuş yani gülünüyor dışarıdan da dışarıdan bakınca öyle durmasın nedeni ne biliyor musun? Ne kesinlik nedeni ne? Için. Ben zaten onu dedikten hani o timing olduktan sonra gülüyorum. Güldükten sonra diyorum ki şunu demek istedim diyorum. Ben daha önce şnorkel kullandım bu sebeple kullanıyordum. Normalde kafanı hafif daldırdım. Sen daha önce şnorkel kullandın mı? Evet kullandım çağır gerçekten kullandım. Yani ben bunu demek istedim yanlış anlaşıldım dedim. Devamı da iletilseydi hiç kimse sapla yazmazdı ama orası kesildiği için komik durabilir dışarıdan. Ya, öyle dışarıdan güzel yani dışarıdan hani komik durmuş. O yüzden hani insanlar gerçekten senin onu bilmediğini zannederek yorum yapmışlar. Yani sapla işte bıç kes falan filan gibi öyle olmuş olabilir yani. Üzüldü mü peki bu mevzulardan? Üzüldüm tabii. Üzülme Nesin boşver. Ya bir saat ağladım. Ya makaramızı izlesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben ona çok gülmüştüm ya Çağrı. Hatta Nurilere bile klibi atmıştım. Baksana timing'e falan diye. Ya gülüm bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nesrin'le konuştuğumuzda Nesrin 2 saattir ağlıyormuş yani onun üstüne. Ama bu kadar evet. Ağlanacak bir şey yok Nesrin kocam yani. Niye bu kadar üzüldün yani? Ama şimdi ben derdimi nasıl anlatayım ki orada milyonlarca insan var. Ya ama bu öyle bir şey değil ki yani. Evet doğru. Yani evet, seni çok şey yapmana gerek yok yani. Senin burada sadece üzecek tek bir yorum olabilir. Ya işte buradan prim kassın bu kız falan filan. Halbuki sen paylaşmadın sen etmedin falan ya. Ben paylaşmadım evet. Aynen öyle dendiği zaman can sıkabilir evet. Meze olmuşsun öyle yani. Meze olmuşsun Nesrin. Ne yapalım? Ama üzülecek bir şey yok. Makarada kaldığın takdirde bir sıkıntı yok yani. Ben zaten makaradaydım. Ben güldüm, eğlendim. O denk geldi falan. Ama hiç sen kendisine bir ağlamışsın işte üstüne bir de. Hayır ama o kısım şeyde oldu. Ben yayın esnasında bana laf geldi ama laf geldi hiç triplere girmedim. Güldüm timing'e bak nasıl zamanlama yaptım diye. O zaman ama sonra, o zaman şöyle yapalım. Deli Mine'ye buradan seslenelim. Sen ne bir tane dalış videosu çeksin. Kalbini almak için. Ama şnorkelle denizin altında nefes alacaksın. Denizin altında nefes alacaksın. Tamam ben aynen bak şnorkeli iki yönde kullanıyorlarmış ya ben nasıl nefes alındığını gösteririm o da şeyi ayarlıyormuş ya bir şeyini ayar nefes almasını mı ne ayarlıyor. Ya bak anlatayım bak onu anlatayım bak şimdi o ne biliyor musun? Şnorkelle dalış yapanlar için yani dalgıçlar da takar onu. O ne biliyor musun? O şey o emiri banlasanıza kanala ilk gelmiş yarrağımı yedi yazmış bana. Vay be Emir. 2,5 saat porno izliyor kaldıramıyor gelmiş burada yarrağımı yazıyor. Bundaki özgüvenlere de ben hayranım yani. Neyse. O olayını sana anlatayım mı Nesrin onun? Anlatır. O şnorkelin o borunun içinde dalarken az bir hava bırakılıyor tamam mı? Denizin dibinde de o havayı bir seferlik çekebiliyorsun. Olayı o aslında. Tamam. Olayı o. Ama tabii ki o kadar dalış yapan mesela ben empati yaptığım zaman ben bu kadar dalış işiyle ilgilensem bilmem ne yapsam falan yapsam ve birileri çıkıp bana işte o IQ'su düşük kitleye hitap edince diye olabilirler. Birileri çıkıp bana dese ki ya bundan nefes alıyorsun sen dalış yapıyorsun ama içeride bununla nefes alıyorsun falan dese ben de kudururum yani. Harbiden evet. Kudururum yani. Ben boğazına sıkıp i̇şte, sarılırım yani adamın anladın mı? İşte tek sıkıntı ben aslında öyle bir şey demedim. Tamam bana sen katlandım. Öyle bir şey demedin ama sen mesela senin üzerinden bakın salaklık yapmayın arkadaşlar. Bu böyle değili göstermiş aslında. Yani çok alınacak, çok ağlanacak bir şey. Biraz makara bir şey. Ama tabii ki senin bunu ilk defa yaşaman. Mesela bana olsa ben gülerim, geçerim yani. İlk fight'e daha kanka. Fight bile değil oğlum ya. Fight. Nesrin'le böyle fight might. Nesrin'le gaz vermeyin arkadaşlar böyle. Evet doğru. Kendi halinde Nesrin ya. Olsun Nesrin. Aynen ben kendi halimde. Boş ver Nesrin. Bir daha da Enes Batur izlersin. Ne yapalım?
Kendi kaybeder. Tamam. Ne yapalım Nesrin? Ya. Koptum be. Yemin ediyorum. Onu gördüm. Bir tur ona koptum. Sonra Nesrin'le konuştum. Baktım Nesrin hiç kopmamış yani. Üzülmüş. Sonra ben de üzüldüm. Ona yani. Bir daha koptum. Ona bir daha koptum sonra. Tamam arkadaşlar. Buradan böyle sallamayın. Bir şeyler yazmanızın gerek yok yani. Olay o kadar büyütülecek bir olay değil. Sadece benim de ilgincime giden her yerde paylaşılması oldu yani. Hani bu viral olsun çabasıyla yapılmış bir şey gibi geldi. Onun haricinde bir sıkıntı yok yani. Çok aman aman kötü yerecek bir şey değil yani. Neyse ben Esin. Senin yanında Çağrı abim var. Sen rahat olsana kızım. Çağrı abim. Reddit var mı? Bakarız Reddit'e. Reddit'e bakarız. Sıkıntı yok ya.